Hani bu 1 milyon özel bir tane hurma fidesi dikmiştim ya. Onu da göstermek istiyorum sana. Günaydın. Gel bakayım buraya. Ne haber? Özledin mi beni? Ninem her dağa çıktığında geldiğinde öyle öperim onu. Genelde giderim böyle başından koklayarak öperim. Evet, herkese selamlar. Ben Kamer, Doğu Karadeniz'de kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His deneyimi, tecrübelerimi paylaşmaya, aktarmaya çalışıyorum. Bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi çay motorunu kullanacağız. Şu an saat 5 ve doğruca çayla iniyoruz. Sen şunu biraz incele, ben üstüm başımı değişeyim, geliyorum. Cihazımızın bu pili. Pilini sırtına böyle alıyorsun. 2,5 kilo kadar bir ağırlığı var. Burada bir kablosu var. Yine bu arkaya bir yere takılacak. Keşke onu başta taksaydım. Evet, bu bağlantı kablosu. Bu da makasımız. Makası da bununla bağlıyorsun. Elektrik akımını sağlamış oluyorsun. Şimdi düğmesi vardı. Basalım ona. Buna da basalım. Şu an açıldı. Evet. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sırtındaki pil 2,5 kilo. Elimdeki makas da 2,5 kilo. Yani toplamda 5 kilo. Bazı modeller var, pil makasa dahil olarak geliyor. Ancak onlar hem ağır oluyor hem de çok ağır olmasın diye de piller biraz daha ufaltılıyor. Şöyle bir avantajı var. Pil sırtında olduğu için, ağırlığı sırtına alabildiğin için kapasitesi de yüksek. Bu da ne demek oluyor? Yani bir gün boyunca bu makası rahatlıkla kullanabilmeni sağlıyor. Tabii bununla ilgili de detayları sana sürecin içinde göstereceğim. Artık çayla inmek istiyorum. Hadi bir an önce yola çıkalım. Evet, bugün toplayacağımız çay bahçesine indim. Birazdan da sete gireceğim. Zaten set ne demek az çok biliyorsun bir önceki bölümden. Birazdan buradan yerimi hazırlayacağım ve ilerlemeye devam edeceğim. Şu güzel görüntüyü bir göstermek istiyorum. Güneşimiz doğmaya başladı. Nur topu gibi bir güneş geliyor. Onun da etkileri şu anda karşımda gözüküyor. Baksana. Şu an üstünde bulunduğum dağın gölgesi bu. Ve bu gölge devamlı aşağı doğru iniyor. En sonunda da güneş gözükecek zaten. Güneşin doğumu gerçekleşecek. Şu anda mis gibi kokuyor buralar ya. Oh. Saat 4.30'da kalktım. 5 gibi de seninle buluştuk. Şu anda da 5.30 civarı ve çayların içindeyiz. Bu arada buraya gelmişken, hani bu 1 milyon özel bir tane hurma fidesi dikmiştim ya. Onu da göstermek istiyorum sana. Gel ona bir gidelim, görelim. Ondan sonra da işe başlayalım. Evet, hurma fidemiz artık yapraklarını açmaya başladı. Bakar mısın şuna? O güzellik. Bu senin ağacın. Senin için diktiğim ve ileride büyüyünce meyvesini verdiğinde de senin hatırına hayvanların, canlıların beslenebileceği bir ağaç. Evet, bunu dikerken tutacağını hissediyordum. Aslında köklerini görenler o tutmaz, boşu boşuna dikme gibisinden biraz hevesi baltalayan cümleler kurmuşlardı. Ama 1 milyon kişiye özel dediğim bir hediyeydi bu. Onca kişinin duası, onca kişinin güzel niyeti bu ağacın tutmasına vesile oldu elbette. Evet, artık ağacım büyüyor.
Yakın zamanda buna biraz gübreleme yaparım. Çok fazla etrafını açmak istemedim çünkü çok sıcak olur. Köklerini tam salamadan da kurumaya gider diye. Şu an otların da vesilesiyle biraz gölgede kalıyor ve altı da nemli kalıyor. Bu sayede de yapraklarını açabiliyor, kökünü salabiliyor. Bir süre daha böyle dursun. Ondan sonra da gübrelemesini yaparım. Etrafındaki otları da temizlerim. Daha sonra artık boyatmaya başlar. Ve muhtemelen bir dahaki sene bayağı böyle bir boylu boylu fidemiz olacaktır. Evet, bahsettiğim gibi 4.30'da kalktım. 5 gibi seninle buluştuk. Hala daha ben kahvaltı yapmadım. 7-8'e kadar böyle güzel bir çay toplarım. Ondan sonra da kahvaltıya çıkarız muhtemelen. Çünkü bunu da şarja koyacağım. Benden sonra dayım kullanıyor. O devam edecek. O yüzden erkenden girdim çaya ki hem sana gösterebileyim hem böyle rahat rahat çekimini yapabileyim diye. Şimdi sıra çayla girmeye geldi. Şimdi ekipmanımızı takalım bakalım. Motorumuzu açtık. Bu motorla ben geçtiğimiz yıl ikinci sürgündü sanırım. Tamamıyla ben toplamıştım. O zaman deneyimleme fırsatını buldum. Ondan sonra ben makasla güzel toplayabiliyorum diye de bunu diğerleri kullansın diye bırakmıştım. Motorun sesi belki çok fazla gelebilir sana, şimdiden kusura bakma diyeyim. Şöyle hemen çayın altına serdim ki buradan aşağı doğru pat 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 atacağım. İzle şimdi. Görüyorsun değil mi? Kısa sürede burayı temizledim. Dediğim gibi 2,5 kilo bunu rahatlıkla böyle tek elinde de kullanabiliyorsun. Ancak uzun süreli çalışmalarda gerçekten aşırı derecede yoruyor. Ve hatta seni sakatlayabiliyor. Onunla ilgili de bir şeyler bahsedeceğim sana. Ve görüyorsun ki uzanırken de biraz daha rahatsın. Normal makasla iki elle uzandığın için bununla tek elle uzanıyorsun. Ve uzanabileceğin alan bayağı geniş oluyor. Durdurduktan sonra elini şöyle getirip böyle tutabiliyorsun. Ama bu çok riskli. Yanlışlıkla tetiğe basarsan elin gidebilir. Genelde ağzına çok dayamıyorum. Şöyle üstten tutuyorum çayları. Rahat oluyor. Şimdi bu sete girişler biraz daha sıkıntılıdır. Çünkü kenarı var, köşesi var. Onlarla uğraşıyorsun. Ama düze çıktıktan sonra bam 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 gidiyorsun. Bak şöyle. Ağız şöyleyken tutabiliyorsun böyle bak. Şimdi burada tek problem şu olabiliyor. Toplarken çaya fazla derin girebiliyorsun. Mesela bak şurada derin girmişim ama bak burada da fazla yapraklı girmişim. En azından böyle dengeleme yapabiliyorsun. Çünkü makineyi gerçekten kontrol etmek zor. Hele ki daha yeni başladıysan bunu yapman gerçekten senin için güç. Ancak burada yaprak dengesini koruyabiliyorsun ve bu çay tamlesinin fotosentezini sağlayabilmesi için gereken yaprakları bırakabiliyorsun. Yani biraz daha yeşil bırakıyorsun. Yeşil bıraktığın zaman dibi çok fazla sıcak görmemiş oluyor ve bu sayede de filizler daha sağlıklı çıkmaya başlıyor. Evet bak, tasarım o kadar böyle kompakt ki ve çok basit kullanılıyor. Kablosunu çıkarıyorsun, motoru bırakıyorsun oraya. İstersen böyle tentanla ilgilenebiliyorsun. Şöyle artık sete girmeye başladım. Bundan sonrası biraz daha kolay. Bezimi böyle koyuyorum ve devam ediyorum.
Şimdi artık tam anlamıyla setteyim. Şimdi bundan sonraki süreç biraz daha rahat geçecek. Yabani otları buldukça da atıyorum. Şimdi artık motor kullanıyoruz ya, bütün çaylıkları motora uygun yapıyoruz. Toplarken mesela burası set arası değil mi? Burayı çok fazla böyle aşağı indirmiyorsun. Ne yapıyorsun? Şöyle bak. Motorun toplayabildiği kadarını alıyorsun, gerisini bırakıyorsun. Bir sonraki sürgün ve bir sonraki seneler buralar tamamıyla böyle dümdüz olacak. Dümdüz olduğu zaman da böyle böyle vur geç. Aynen şöyle arkaya doğru atıyorsun zaten bak. Bak. Böyle. Gördün? Bilmiyorum şu anda bu motorun sesi sana nasıl geliyor ama bir de benzinli motorlar var. Onların sesleri gerçekten yanında duramazsın. Ve uzun saatler çalıştığın zaman da kulaklarında problem yaşayabilirsin. Bunun sesi gerçekten çok az. Rahatlıkla böyle çalışabiliyorsun gün boyunca hem de. Yanındaki kişileri de çok fazla rahatsızlık vermiyor. Yani elektrikli olması gerçekten büyük avantajlı. En azından güçlü bir motor sesi yok. Şimdi setleri görüyorsundur muhtemelen. Bunlar da mesela bir önceki bölümde gösterdiğim gibi ayrı ayrı iki setti. Bunları tek set haline getirdik ve bayağı devasa setler. Görüyorsun bak. Sonuna uzanamıyorum. Böyle yaptığım zaman uzanamıyorum. Bunlar bir anda olmadı. Yıllardır verdiğimiz emeğin sonucunda şu anda bunları rahatlıkla toplayabiliyoruz. Mesela kolay kolay kimse bu arasını toplamadan bırakmaz. Niye? Buradaki çay ziyan mı olsun der. Buradan para gelecek der ve burayı toplamaya çalışır. Ancak şöyle düşünmen gerekiyor. Setler normalde buradan burayaydı, tamam mı? Normal makasla topladığın zaman, buraları aldığın zaman ve buraları aldığın zaman belli bir kilo alıyordun değil mi? Bu kadarlık alanı ben kapattım ve şu kadar alan daha çaylık yapmış oldum. Anladın mı? Bu kenardan alacağından çok buradan çay alıyorum. Çünkü burası nem dengesini koruyor ve çaylar böyle kamlili kamlili oluyor. Şu anda araya değmiyorum çünkü kapatmaya çalışıyorum. Buralar iyicene kapandıktan sonra zaten o zaman görsen. Öyle düşün. Bak, farklı yöntemler var. Bir yöntem de bu. Böyle çayın üstünde bir yere toplarsın ve bir anda hepsini alırsın. Bunu da kullanıyoruz. Ya da direkt olarak böyle tentaya doğru fırlatıyoruz. Bu arada bu makineyle alakalı ben marka vermeyeceğim. Çünkü herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Reklam yapmak da istemiyorum. Ancak bu bölgede zaten bu tarz makineler çokça satılıyor. Bunları mesela sen çayda kullanmasan bile mesela bir bahçen vardır. Böyle etrafını çit gibi bu tarz böyle çalılarla dönmüşsündür. Ve çalılara şekil vermek istiyorsundur. Bu zaten onun için kullanılan bir makine. Çay da zaten bir çalı türü olduğu için biz aslında buna şekil veriyor gibi çayımızı topluyoruz. Evet, bununla ilgili ben herhangi bir marka vermeyeceğim. Eğer çok çok böyle merak edersen bana Instagram hesabımdan yazabilirsin. Veya bununla ilgili bilgi almak istiyorsan da yorum kısmında yazabilirsin bana. Sen de bununla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsan yine yorum kısmına bakabilirsin. Soru soranlar varsa belki aynı soruları soracaksındır. Oradan cevaplarını bulabilirsin. Oh, şu an var ya, fabrikada işlenmiş çay kokusu. Oh. Şu an Çayeli tarafından geliyor esintiyle. Oh, bayılıyorum ona ya. Şöyle otururum. O koku geldiğinde zaten anılar böyle öyle bir canlanır ki. Bazen geceleri kokuyor. Hemen şöyle vadinin içinde fabrikada var. O vadinin içinden evin içine doluyor. Şöyle yatmış uzanmışım öyle bir şeyler izliyorum ya da istirahat ediyorum. O koku geliyor ya, öyle bak şu anda bile gözlerim doldu. Öyle güzel anılara götürüyor ki benim. Of. Oh. Çok şükür.
Güzel şeyler, güzel kokular. Kokular çok şey anımsatıyor insana. Bilmem biliyor musun? Bir insanın hiç unutmadığı koku anne kokusuymuş. Öyle duymuştum ben. Ama benim evvelden beri böyle bir adetimdir. Annemi, ondan sonra ninemi öperken böyle hep koklayarak öperim. Benim mis kokulu güzel kadınlarım. Bir yandan şu koku, bir yandan şu ortamın güzelliği, sesler. Ya iş mi yapıyorsun, terapiye mi geldin belli değil. Ya şu ortamın içinde, bak şimdi buralar tamamıyla böyle çay arazisi. Ve çoğunun da böyle genç nesli var. Ve genç nesiller maalesef bu ortamlardan uzak kalmaya çalışıyor. Buralardan kurtulmaya çalışıyor. Geneli öyledir. Ve böyle çay bahçelerine baktığında genelde o malın sahiplerinin yaşlı kesimleri çay topluyor olur. Genç kesimler genellikle yoktur. Bu çay bahçesi neyse ninem her zaman söyler, çocuklarımla birlikte yaptık diye. Evet, bu çayların ekimini ninemle dedem yapmış. Ama ondan sonra da buraların bakımlarını, çayın toplanmasını hep çocuklarıyla birlikte yapmış. Ailecek yapmışlar. Ve ayrıca eğitim de alıyorlardı yani. Bir yandan okuyorlardı, bir yandan da bu işleri yapıyorlardı. Ya bu işleri yapmak okumaya engel değil. Mesela çok okumak da önemli değil. Doğru okumak, verimli okumak önemli. Verimli çalışmak önemli. Üniversite zamanında mesela derslerimde başarılıydım ve başarımın sırrını öğrenmek isteyen arkadaşlara ise şunu söylüyordum: ben çok çalışmıyorum. Derste gereken bilgiyi alıyorum zaten. Eve gittiğim zaman da üstünden biraz geçiyorum. Verimli bir şekilde çalışıyorum. Sınav öncesinde de zaten aldığım notlara çalışıyordum. Yani o verimli bilgiyi alıyordum ben. Aman aman böyle çok çalıştığım tek bir sınav olmuştur. O sınavdan da böyle artık son sınava kaldım. Son sınavda geçtim. Geçemezsem bir dahaki seneye kalacaktı o ders. Geçememe sebebim ise derste işlediğimiz konuların dışında sorular gelmesi. Yani şimdi kitap da var, tamam mı? Kitabın da okunması isteniyor. Ancak ben hem derse hem de eğitmene odaklı bir çalışma sistemim vardı. Kitaba da çok fazla böyle yüklenmiyordum açıkçası. Baktım ki olacak gibi değil. Yanlış değilsem 500-600 sayfalık bir kitaptı. Bir gecede tamamını bitirdim bak. Bir gecede. Belli bir sistem oturtmuştum zaten kendimde. Ve çalışma sistemimi de bildiğim için o 500-600 sayfalık kitabı bir gecede bitirdim. Ve ertesi gün sınavdan 80 ile 90 arasında bir not almıştım. Ve geçmiştim tabii ki de. Bir ona çok çalıştığımı söyleyebilirim ama ona da çok çalışmadım aslında. 500 sayfalık kitabı bir gecede bitirmek ve verimli bir şekilde bitirmek ve ondan da iyi sonuç almak öyle kolay kolay da zaten elde edilmiyor. Kendini iyi bilmen gerekiyor. Mesela ders çalışırken sıkılırdım, tamam mı? Artık böyle kafam almamaya başlardı. Ne yapardım? Gider ortamı değiştirdim. Bak mesela bir kafeye gittiğim olurdu veya sahilde bir yere gittiğim olurdu. Bir koru gibi bir yere giderdim, orada çalışırdım. Ortamı değiştirdim ve kafamı biraz daha böyle farklı şeylere yönlendirdim. Mesela arka fondaki sesleri değiştirerek çalışırkenki algılamamı da biraz değiştirmiş olurdum. Bence öğrenmenin tek bir sistemi, tek bir yolu yoktur. Herkes kendine göre o yolu bulması gerekiyor. Yani birileri bana öğretsin, birileri bana nasıl yapmam gerektiğini, taktiğini versin yerine. Sen deneme yanılmayla kendi yöntemini bulmalısın bence. Konuşmaktan daha çay toplayamadım. En azından zaten sana motoru göstermek istiyordum. Yani bunu da gösterdiğim için içim rahat. Daha da tabii anlatacağım şeyler var. Devam edeceğiz. Ama en azından şu seti bitirmek istiyorum. Şimdi motorun tek bir sorunu şu. Mesela bu setler tam kapanmadığı için ben buradan böyle gelip alırken şurada bir takılmalar yaşıyorum. Ama burası tamamen düz olsaydı bunu rahatlıkla böyle arkaya doğru atardım. Zaten yapmaya çalıştığımızda bu. Şu araları toplamıyoruz. Buralar kapanacak. Daha sonra artık rahat bir şekilde bu setin yarısıyla, bu setin yarısını böyle alarak devam edeceğim. Bir yöntem de var. Mesela bunlar çok geniş setler, tamam mı? Bu setin ben sonuna ulaşmakta zorlanıyorum. Ama bu biraz daha böyle küçük bir set olsaydı, şöyle bir set olsaydı, setin tamamı bu olsaydı yani. Alt sete hiç dokunmazdım çünkü tüm setler aynı olacaktı. Sadece üst seti toplardım. Buradan alırdım, böyle atardım. Buradan alırdım, böyle atardım ve hızlıca setimi bitirirdim. Daha sonra bir aşağı inerdim, yine aynı şekilde sadece üste. Ve bu tarz eğilmelerde yaşamamış olurdum. Hem hız kazanırdım, hem bedensel olarak fonksiyonumu iyileştirirdim. Hem de açıkçası böyle toplama gerçekten çok keyifli. Bu motorun havası o yani.
Bugün kahvaltıda ne yesek bilmiyorum. Yumurtam kalmadı. Köyden getirecekler muhtemelen. Bugün belki böyle çay kavurması tarzı bir şey yaparız. Bir kavrultu yeriz ekmekle beraber böyle. Yanında peynirim var zaten, zeytinim var, balım var, tereyağım var, her şeyim var. Ama yumurtam yok. Onun yerine böyle çaydan bir kavrultu kavururum. Sarımsaklı falan böyle. Baharatlı. Bir deneriz. Daha önce denemedim öyle bir şey. Deneyeceğiz. Mesela burada çayın üstüne attığım için hani herhangi bir sorun olmuyor. Çünkü altı toplanmamış ya. Burayı toplarken üstündekini de komple almış oluyorum. Şimdi bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey daha var. Mesela sağlıkla alakalı ne sorun yaşayabilirsin diye. Ondan sonra da artık böyle belki yukarıdan gösteririm sana. Şu seti hızlıca bitirip diğer seti de başlayıp onu da bitirmek istiyorum. Ondan sonra da kahvaltıya çıkacağız muhtemelen. Şimdi bununla ilgili şöyle bir sorun yaşarsın. Hafif olduğu için tek elle kullanmaya başlıyorsun, tamam mı? Ben öyle kullanmıştım. Ve sadece bir sürümde bak 20 günde ne oldu biliyor musun? Bunu sosyal medyada göstermiştim. Hatta YouTube'da da bir bölümde göstermiştim. Şu parmağımda, yüzük parmağında şöyle takılma oluyordu. Tetik parmağı sendromu diye bir sendrom yaşamıştım. Şu parmağında bir tane öyle tünel gibi bir şey düşün, tamam mı? İçinden de bu parmağı hareket ettiren tendon. Tamam mı? Şöyle. Onun şu kısmında ödem oluşuyor, şişkinlik oluşuyor, tamam mı? O tünelden giriş çıkışlarda ise devamlı takılma yaşıyordu. Şöyle kapandığı zaman açılırken tık kalıyordu böyle. Sonra bir anda tık diye atıyordu. Anladın mı? Bu tarz sendromlar yaşanabiliyor. Sadece bu parmakta değil, hemen hemen bütün parmaklarında yaşayabilirsin. Yanlış hareketten dolayı. O yüzden bu tarz makine kullanırken çift el kullanmakta fayda var. Ya da ellerini şu tarz sabitleyecek kalın böyle bir eldiven kullanırsan senin için daha faydalı. Neden diyorum? Sadece bu bende olmadı. Kullanan dayım mesela, dayımın iki parmağında oluştu. Bir komşumuz var, komşumuzun yine aynı parmağında oluştu. Ha, benimki şu anda geçti. Kış boyunca hareket ettirmediğim için, çok fazla o hareketi yapmadığım için, zedelemediğim için bu parmağımı geçti. Ama geçmeyi de bilirdi. O yüzden bununla ilgili yaşadığın tek problem bu. Bir de tabii şu ağız kısmına parmağını kaptırırsın, edersin, ona çok dikkat edeceksin. O yüzden ilk başta hiç ağız kısmına dokunmadan kullanmaya çalışmanda fayda var. Ben şimdi ne yapıyorum mesela? Böyle geliyorum. Mesela şöyle üstten tutuyorum bak. Dişlere hiçbir şekilde değmeyecek şekilde ve parmaklar da böyle açık yukarı doğru. Bu sayede böyle avucumu zaten alamaz. Çünkü dişler burada. Üstünde de bir tane bir plaka var. Yani böyle kapatsam bile hiçbir şekilde elimi alamaz. Yani yöntemler geliştireceksin kendine. Bununla ilgili tek yaşadığım problem buydu. Gerçekten hafif 2,5 kilo ama saatlerce mesela çalışıyorsun. Ve saatlerce çalışmanın sonunda da artık kolda aşırı derece bir yorgunluk. Ve bunu tutarken baskıladığın yerlerde de problemler oluşabiliyor. Ya şu anda bu çayları ben rahat bir şekilde toplamamın sebebi tamamen motora uygun yapmış olmam. Biz de böyle toplayabiliriz deme yani. Eğer çayın hazırdıysa böyle toplayamazsın. Aşırı da zorlanırsın ve bu makastan hiçbir verim alamaz, bırakırsın. Biz daha motoru almadan önce çaylıkları zaten motora uygun bir şekilde yapmaya başlamıştık, niyetlenmiştik. Makas da zaten onlara şekil vermeye başlamıştık. Motoru aldıktan sonra artık iş daha da hızlanmaya başladı. Yani bütün çay bahçeleri böyle değil. Öyle çay bahçeleri gördüm ki, hani tamli diyorum ya sana, şöyle bir tane ocaktan çıkıyor böyle yuvarlak, top gibi bir şey normalde. Biz bunları ne yapıyoruz? Şekil vererek böyle dümdüz alanlar yapıyoruz. Bazı kişiler gördüm, o tamlileri böyle birleştirip düz bir alan oluşturmak yerine tepecik tepecik yapmış, tamam mı? O tamlinin etrafında böyle makasla çay topladığını gördüm ya. Abi bu kadar eziyet ne diye? O kadar çay toplayacaksın da ne? O arayı doldurursun, daha çok verim alırsın. Ya her ne kadar insanlar yıllarını vermiş olsa da çok fazla üstüne düşünmemişler. Nasıl bundan daha fazla verim alabiliriz diye. Kimisi de zaten isteyerek çok da toplamıyor. Mecbur olduğunu düşündüğü için topluyor çaylarını. Ancak bunun üstüne biraz düşünsen, biraz da emek versen gerçekten senin için güzel bir geçim kaynağı olabilir. Şimdi biraz da sana benim akış açımdan göstermeye çalışacağım. Umarım başarabilirim onu.
Evet. İki tente yaptım. Yeter artık. Şimdi eve doğru çıkacağım. Kahvaltımı yapacağım. Bunu da şarja koyarım. Daha gün içinde devam edecek çünkü. Evet, burada iki tente yaptım. Şu önündeki kısmı da topladım. Bir şuradan arkası var. Arkayı da daha sonra girerim işte. Buraya da bir tente olur. Şimdilik bu kadar. Çekim yapmaktan çay toplayamadım doğru düzgün. En azından şu iki seti bitirirdim ama artık yeter. Kahvaltımı yapayım, biraz istirahat edeyim, ondan sonra da işe devam. Evet, genel olarak motoru gördüm. Motorla ilgili bir sorun varsa da yorum kısmında sorabilirsin bana. Dediğim gibi marka model paylaşmayacağım. Eğer çok çok merak edersen, alacağım diyorsan Instagram'dan bana mesaj atabilirsin, sorabilirsin. Orada da tavsiyelerimi sana dillendirebilirim. Şarj konusuna da kısa bir değinmiştim. Daha ilk aldığında ben 8 saat kullanmıştım ama böyle full çalışarak değil. Ara ara böyle yani tetiğe basarak çalıştırıyordum. Basıyordum, çekiyordum, basıyordum, çekiyordum. Öyle kullanıyordum. Dün dayım bunu kullandığında 4,5-5 saatte şarjı tamamıyla bitmişti. Ama dümdüz bir yerde çalışıyordu ve makine tamamıyla çalışır pozisyondaydı. Zaten 4,5-5 saatte bir günde toplayacağın çayı toplayabilmiş oluyorsun. O yüzden çok fazla sıkıntı olmuyor. Evet, şimdi suyumu da ocağa koydum. Çayımı toplayacağım. Onları önce haşlayacağım. Ondan sonra da kavuracağım. Ama ondan önce şuraya bir baksana. Bir bak, bir bak. Oh, yoy, oy. Oh, harika. Oh. Şuna bir bak daha. Severim ben seni ya. Oh. Oh. Bunları ziyan etmeyeceğim. Bu güllerden ne yaptığımı da biraz sonra göstereceğim sana zaten. Şimdi çayımızı bir toplayalım bakalım. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Mis gibi de kokuyor. Evet, bu aklıma yeni geldi. Çayı kavurmak, üstüne bir de peynir eklemek ilk kez aklıma geldi. Şimdi bununla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Burada zeytinim var. Burada iki tane kurabiyem var. Bu kurabiyelerin içeriğinden bahsedeceğim. Acayip besleyici. Burada da çayım var. Genelde French press'e demliyorum. Tek başımayken çok uzun süre çay içmeyeceksem çok lezzetli oluyor böyle. Sanki bitki çayı demler gibi normal siyah çay demliyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Tuz yok. Tuzunu koydum şimdi. Sarımsaklı peynirli lezzetli olmuş. Evet, çayın acılığını almışım bayağı. Hafiften böyle bir belirginliği var. Ancak yenilebilecek kıvama gelmiş. Ve sarımsak, peynir, zerdeçal, karabiber, tereyağı hepsi birleşince gayet de yenilebilir bir kıvama gelmiş. Gayet güzel olmuş. Bunu deneyebilirsin. Bir ara domates sosla mı koysam diye düşündüm ama onu da deneyeceğim daha sonra. Domates sosla biraz da böyle kaynatıp
Ondan sonra peyniri ekleyip onu da güzelce böyle kıvamlaştırıp yiyebilirim. Bak burada. Gül reçeli. Bunları ben yaptım. Biraz akışkan kıvamı oldu ama. Çok lezzetli. Bahçemizde çokça gül var. Önce açmasını bekliyoruz. Bir süre onları kokluyoruz. Ondan sonra soğumaya gitmeden önce hemen toplayıp reçel yapıyorum. Her türlü faydalanıyorum ondan. Evet bak bu kurabiye ise oldukça besleyici. Yulaf, yumurta, hindistan cevizi yağı ve çikolata. Başka bir de biraz da karbonat var. Başka hiçbir şey yok. Şeker vesaire hiçbir şey yok. Yağ olarak da hindistan cevizi yağı kullandım. Bak kıvamı harika. Şekerini sadece bitter çikolatanın şekerinden alıyor. Başka hiçbir şey eklemedim. Gayet lezzetli. Çok tatlı sevmeyenler için tavsiyemdir. Evet, kahvaltımı yaptım, istirahatimi ettim. Makasımı da aldım. Ailenin geri kalanı da geldi şu anda da. Şimdi tekrardan işe geçiyorum. Bugün hava bulutlu olsa da oldukça sıcak. Bayağı bunaltıcı bir hava var. Bakalım bugün neler yaşayacağım. Evet, umarım bölümden keyif almışsındır. Herhangi bir sorun varsa da yorum kısmında sorabilirsin. Bir önceki bölümde de belirtmiştim. Eğer bu çay yapımıyla alakalı video istiyorsan bu videoyu beğenerek bana bunu gösterebilirsin. Çay hasadının sonuna doğru da onunla ilgili bir video çekebilirim eğer istersen. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Dağlardan sevgi ve selamlar.